Değerli izleyenler, Ankara Aliyev'i beklerken uçaktan bakın kim indi. Evet, uçaktan Aliyev değil, uçaktan Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov indi. Demiştik Aliyev'i bekliyoruz, çok önemli gerginlikler var, barış anlaşmasına, ateşkes anlaşmasına uymayanlar var ve Karabağ'da bir hareketlenme var. Bağımsız devlet açıklayacaklar. Sıkıntıları anlattık. Ama Aliyev muhtemelen Putin'in sert ikazı olduğunu düşünüyoruz. Maalesef ki kendisi gelemedi ve Ankara'ya Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gelemedi ve kimi yolladı? Başbakan Ali Esedov'u. Evet, Esedov'un Ankara ziyareti tabii ki Anıtkabir'i ziyaretle başlıyor ve Anıtkabir'e ziyarette mozoleye çelenk konuyor. Saygı duruşunda bulunuyor Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov. Şimdi bir görüntü getireceğim ekranlarınıza. Onların tabii ki hoşuna giden bir görüntü Ermenilerin. Ama ben onların ekmeğine yağ sürmeyeceğim. Birisinin elinde, evet, otomatik silah, birisinin elinde tabanca var. Gelinde tabanca var. Bunları görüntüye almadım, kadraja almadım ama bunların akıllanacağı yok. Bunlar Rusların en büyük uşakları olmayı artık yemirliler. Gerçekten mantıkları yok, iradeleri yok. Hala ders almamışlar yaşananlardan. Şimdi gel gelelim neden gelemediğini Aliyev'in. Evet, şiddetle Putin'in bu duruma, evet, bu duruma karşı çıktığı ortada. Bu duruma karşı çıkıyor. Özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na demek ki neler söyledi, neler dedi ki hiçbir şekilde Aliyev Ankara'ya gelemedi. Neden önemli? Aliyev'in Ankara'ya gelmesi çok önemli anlaşmaların imzalanmasına neden olacak. Ve bu da Azerbaycan halkının lehine olacak. Özellikle Azerbaycan halkının ekonomik ve kültürel, sosyal sorunlarını çözecek olan dayanışma ruhuyla ilgili anlaşmalar yapılacak. Yani Aliyev'in gelmesi, sadece Aliyev'in gelmesi olarak bakmayın. Aliyev'in gelmesi, bak burada büyük bir kardeşim var, onu ziyarete geldim, bana adam gibi davran demek olacak. Bu konular olurken Aliyev'in hala Putin'in bu konudaki güceneceği ve Türkiye'ye yapacağı ziyaretten etkileneceği yönünde özellikle Azerbaycan devleti içerisindeki Rusçu memurlardan tepki geleceği yönünde bir endişesi mi var? Bunu açıkça kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Ben burada bir yayıncıyım. Tabii ki hitap ederken bir devlet başkanı olduğunda sayın diye hitap ediyorum. Mahallede, kahvede konuşsak başka ama yayıncı olarak ben bu ifadeleri kullanırken yayıncılık ilkesi gereği değerli kardeşlerim. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet Aliyev'in burada yapabileceği tek bir şey var. Aliyev'in yapacağı tek bir şey acilen Türkiye'ye ziyarettir. Tabii ki üzüldüm. Yani Azerbaycan Başbakanı'nın gelmesi iyidir. Tamam da Aliyev'in mesajlarını getirdiği de açıktır. Ama savaş biteli 3 ayı geçti. Yani savaş biteli 3 ayı geçti. Kasım, Aralık, Aralık, Ocak, Ocak, Şubat. Bakın 3 ayı geçti. Şimdi 100 güne yaklaştık. Neden kısacık bir mesafe Ankara'ya gelip neden birlik beraberlik görüntüsü verilmiyor? Bunlar bizi üzen gelişmeler. Niye anlatmayalım bunları? Bunları anlattığımız zaman tabii ki birileri güceniyor. Gücenin. Doğruları söylemek kötü bir şey mi? Kötü bir şey mi doğruları söylemek? Sayın Cumhurbaşkanımız gitmedi mi? Bakü'ye gitmedi mi? Bizim beklentimiz kötü bir şey mi? Aliyev'in Sayın Cumhurbaşkanımızla ziyareti gerçekleştirmesini gerçekten istiyoruz. Bunun nedenini söyledik. Azerbaycan halkına da moral olacak. Burada törenle karşılanacak. Bir Türk devletinin başı olduğu için büyük bir saygı görecek. Moskova'daki yüz haline bakın. Putin içeride nasıl davrandığı belli. Yani bu olacak iş mi? Özellikle Azerbaycan'ın sahada kazandığı zaferden sonra Putin'in burada
sanki kazanan taraf gibi davranmasını neye dayandırıyorsunuz? Önemli kararlar, önemli durumlar bu şekilde gerçekleşir. Kararlı durumda da gerçekleşir. Ama şu husus var ki, Paşinyan batıya yakın yönetime gelse de şu anda Putin'in eli avucu arasındadır. Niye? Devlet kadrolarında ve kendi yönetiminde Putin'e yakın isimleri koymuştur. Savaştan sonra iyice Rusya'nın kucağına oturdular. Zor durumdalar. Özellikle Karabağ Rusya keyfine mi Ermeni taşıyor? Niye taşıyor sizce? Orayı tamamen Azerbaycan'dan koparmak ve orayı artık bir devlet olarak tanıtmak için. Ne diyor? Karabağ sorununa şu anda çözüm bulundu ama Dağlık Karabağ'daki durum muğlak. Buna sonra karar vereceğiz. Ne demek bu ya? Ne demek devleti yapacağız diyorlar ama şunu parantez içine alalım. Lütfen parantez içine alalım. Şuşa'yı da içine alarak Dağlık Karabağ'da bir bağımsızlıkları var. Düşünceleri var. Tamam diyeceksiniz. Geleceği varsa göreceği de var. Tamam da barış gücü adı altında. Neler yapmadılar Karabağ'da? Resmi dil ilanı diyorlar. Biri demiş ki yok öyle bir şey. Nasıl yok? Şuşa'nın her tarafı Rus askeri. Gidenler söylüyor. İçeri almıyorlar kontrolünü. Oranın hakimi kim? Yeter artık. Türkiye'ye gelemeyen bir Azerbaycan Cumhurbaşkanı istemiyoruz Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Türkiye'ye gelebilen bir Azerbaycan Cumhurbaşkanı istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da müthiş bir ambiyansı oluşturup o geçen dönemdeki o sıcak görüşmelere benzer bir görüşme istiyoruz. Şimdi tam zamanı değil mi? Karabağ'daki güç dengelerini etkileme açısından. Düşünün Rusya diyor ki ben istersem Aliyev'i oraya yollatmam, ziyaretini ertelettiririm bir telefonumla. Zorumuza gidiyor. Bu zorumuza gidiyor. Özellikle Aliyev'in bu yumruğunu artık ateşkesten sonra da indirmemesini ve büyük ihlaller gerçekleştiren Muradov'a karşı da artık seri hamlelerini bekletmesini umuyoruz. Putin'in o bölgede hakim benim, dilediğimi yaparım havasından Putin'i çıkartacak tek adım Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da yaptığı ziyarettir. Biz bunları niçin söylüyoruz? Savaşın kazananı sahada, kaybedeni olmak masada kötü olmaz mı? Tabii ki kötü olur. Bu yüzden Türkiye'nin de aktör olduğu ve Türkiye'nin de her şeye etki ettiği bir çözüm gereklidir. Ama Aliyev'in hala Ankara'ya yapamadığı ziyaret kafalarımızda soru işareti oluşturmuştur. Ne kadar uzak Moskova'ya gitmiştir ama Ankara'ya gelmemiştir. Ama Hankendi'yi de bir gecede Rusya'ya teslim etmiştir. Bunları demeyelim mi? Şuşa riski altındadır. Bunu unutmayalım. Nasıl Ermeniler Şuşa varken Hankendi'de rahat uyuyamıyoruz diyorsalar, ne kadar Ruslar yanında da olsalar, evet Şuşa Hankendi'deki bu varlıktan rahatsızdır ve hep de öyle kalacaktır. Ama gönlümüzden geçen Aliyev'in artık Ankara'ya yapacağı ziyareti tehir etmemesi, başbakanı ziyaretle bu işi geçiştiremeyecektir. Yayınlarımızda sesleniyoruz, duyuyorlar ama başbakanı yolluyorlar. Bu da onur kırıcıdır. Üzülüyoruz. Üzülüyoruz. Üzüldüğümüz için bunu söylüyoruz. Niçin söyleyebilirim ki? Evet değerli kardeşlerim, isteğimiz bir an önce kardeş ülkemizin Cumhurbaşkanı gelsin ve Sayın Cumhurbaşkanımızla önce bir Karabağ zaferini Ankara'da doya doya kutlasın. Ordularımızın gövde gösterileri altında Karabağ'da olan bitene güçlü mesajlar verilsin ve güçlü askeri anlaşmalar yapılsın. Tırnak içinde askeri üs anlaşmaları yapılsın. Anladınız siz bizi. Evet değerli kardeşlerim. Bir dahaki yayına kadar şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp kanalıma katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere değerli kardeşlerim.